Merhaba arkadaşlar, ben Şuayb Akyüz. Kurtaran Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev almaktayım. Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Tekrar Testi soru çözümüyle karşınızdayız. 20 soruluk testimiz var. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Hemen başlıyoruz. Bu şiirin söyleyicisi için yargılardan hangileri doğrudur demiş birinci sorumuz. Handan hamamdan geçtik. Gün ışığındaki hissemize razıydı. Saadetinden geçtik. Ümidine razıydı. Hiçbirini bulamadık. Kendimize hüzünler icat ettik. Avunamadık. Yoksa biz bu dünyadan değil miydik? Bakalım. 1. Sahip olduğu şeylerle yetinmemektedir. Yanlıştır. Handan hamamdan geçtik diyor. Gün ışığındaki hissemize, yani sadece ışığın bize vurması bile yeter ya da oradaki payımız yeterdir diyor. Bize burada sahip olduğu şeylerle yetinmemek değil, aslında küçük şeylerden bile mutlu olabilecekti. Yanlış bir ifade. Yaşamdan umduğunu bir türlü bulamamıştır. Evet, saadetinden geçmiş, yani mutluluğundan geçmiş, ümidine razıydık diyor. Yani ümit bile yok. Doğrudur. Gerçekleşmeyen hayalleri yüzünden mutsuzluk duymaktadır. Evet, mutluluktan geçtik, ümidine razıydık, hiçbirini bulamadık diyor. Bu da mutsuz olduğunu gösteriyor. Artık kötü günlerin geride kaldığına inanmaktadır. Baktığımız zaman hala ümitsizliği devam etmektedir. Avunamadık diyor. Yoksa biz bu dünyadan değil miydik diyor. Her şeyden ümidini kesmiş çaresiz biridir. Evet, her şeyden ümidini kesmiştir. Artık hiçbir şey onun için mutluluk verici değildir. 2, 3 ve 5. maddelerimiz doğrudur. Cevabımız diğer. İkinci sorumuza geçtik. Bu dizeleri yazan şair için yargılardan hangileri söylenebilir? Turum turum trak tiki tak, makinalaşmak istiyorum. Mutlak buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gibi. Bakalım. Bir serbest nazmın etkisinde kalmıştır. Dikkat edersek uzun kısa şeyler var. Hece ölçüsünü ya da ölçüyü saydığımız zaman zaten ölçüsüz olduğunu göreceğiz. Serbest nazmın etkisi var. Şiirde ahengi göz ardı etmiştir. Şimdi şiirde ahenk kafiyelerle, redifle sağlanabilir. Bir de sözcük tekrarlarıyla sağlanabilir. Dikkat edersek ahengi tekrarlarla sağlamıştır. Ki burada yine ahenk öğeleri mevcuttur. Bu ifade yanlış. Yaşadığı çağın gelişmelerini şiirlerine yansıtmıştır. Evet, Nazım Hikmet'in şiiridir bu. Nazım Hikmet'in yaşadığı çağda makineleşmek artmıştır. Kendisi de bu şiire göre makineleşmek istiyormuş. Doğrudur bu ifade. Fütürizm akımından etkilenmiştir. Evet, gelecekçiliktir fütürizm. Makineleşmenin hızın gücünden zevk alırlar. Ona göre şiir yazarlar. Evet, fütürizm vardır. Cevap hangisi söylenebilir diyor. 1, 3 ve 4 söylenebilir. Cevap Diyarbakır. Nazım Hikmet'e ait bir şiirdir. Nazım Hikmet fütürist bir şairdir. Gelecekçi bir şairdir ve serbest nazmın Türk edebiyatındaki öncüsüdür. Üçüncü sorumuz. Bu parçaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi Garip şiirinin özelliklerini yansıtmaktadır? Yani birinci yenicidir. Bu akımın temsilcileri Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunmuşlardır. Kalıp ve anlayışlar dörtlüğün olması ya da aruz, yani ölçünün olmasıdır. Redif, kafiyenin olması, söz sanatlarının olmasıdır. Devam edelim. Ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp söyleyiş güzelliğini esas almışlardır. Şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basma kalıp söyleyişe baş kaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta toplamışlardır. Kitabın kapağına ise bu kitap size alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir yazılı bir ibare koymuştur. O zaman biz şuna dikkat edeceğiz. Yani kalıp anlayışları olmayacak, biçimcilik olmayacak, duygusallık olmayacak, şairanelik olmayacak, basma kalıp söyleyişler olmayacak. Yani imgeler olmayacak demek istiyor. Bakalım. A. Elimde tüfek, gönlümde iman. Dileğim 2. Din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultana imdat eyle ya Rabbi. Ömrünü müjdat eyle ya Rabbi. Baktığımız zaman dini değerlerin ön planda olduğu duygusal bir şiir. Geçiyoruz bunu.
B. Monaroza, siyah güller, ah güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatağı. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Monaroza, siyah güller, ak güller. Burada tekrarlarla baktığımız zaman bir ahenk sağlanmıştır. Yine aşırı bir duygusallık söz konusudur. C. İşim gücüm budur benim. Bu ikinci yeni şiirim. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Şimdi buraya baktığımız zaman ben genelde öğrencilere anlatırken şunu diyorum garip şiiri için. Biraz sanki ilkokul çocuklarının yazabileceği tarzda böyle sanat doğru düzgün olmayacak, ahenk öğeleri olmayacak, biçime dikkat edilmeyecek. Bu tarz yani öyle sıradan konuların işlendiği şiirler görmemiz lazım. İşim gücüm budur benim gökyüzünü boyarım her sabah hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Buraya baktığımız zaman Orhan Veli'nin bir şiiri hemen aklımıza geliyor. Cevabımız Ceyhan olacak ama diğer şıklara da bakalım. De desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı sende esiyor. Bak rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor demesi aslında burada imge kullandığının göstergesidir. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim dediği zaman aslında hem duygusallık vardır hem de imgeler vardır ki dikkat ederseniz bir dörtlük tarzında yazılmıştır ve ölçüye de dikkat etmiştir. E'ye bakalım. Bu da öz şiir anlayışını temsil eden bir şiir. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında. Yorgun gözümün halkaları deyince aslında bir imge kullanmış. Yine buraya baktığımız zaman imgelerin yoğun olarak kullandığı yine duygusallığın olduğu şiirdir. Burada ise duygusallığa yer yoktu. Cevabımız C. Dördüncü sorumuz. Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı yoktur? Gökyüzü sonsuz, öpücük, varlık ve uzaklık kelimelerimiz bakalım. Nihayetsiz sanılır bu ateş, müthiş duruş, nihayetsiz sonsuz demektir eş anlamlısı. Uzayan bir buğsedir insanın ensesinde. Mesafeler kaynayıp kaybolmak hevesinde. Mesafe uzaklıktır. Buse öpücüktür. Ve sema ağaçlarda kımıldayan bir kuş. Buradaysa sema gökyüzüdür. Varlığın ise eş anlamlısı burada yok. Cevabımız yarım. Beşinci sorumuz. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarındandır. Başta şiir olmak üzere roman, tiyatro, edebiyat tarihi araştırmaları gibi alanlarda eserler verdi. Şiirlerinde müzik, rüya, hayal, zaman, sonsuzluk temalarını sıklıkla kullanan sanatçı, imaj, müzikalite kaygısı taşımaktadır. Şiirlerini Şiirler adlı eserde topladım. Şimdi müzik, hayal, rüya gördüğümüz zaman hemen aklımıza ve zaman gördüğümüz zaman aklımıza Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gelmesi gerekiyor. Şiirlerini Şiirler adlı eserde toplamıştır. Bahsedilen kişi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şairle aynı şiir anlayışına sahip bir sanatçının eseridir? Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerinde öz şiir anlayışını devam ettirmiştir. Şimdi bakalım bunlara. Çile Necip Fazıl Kısakürek'indir ki Necip Fazıl Kısakürek öz şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. 835 satır Nazım Hikmet Han'dır. Toplumcu bir şairimizdir. Serbest nazım ve toplumcu bir şiir anlayışındadır. Han Duvarları Faruk Nafiz Çamlıbel'indir. Faruk Nafiz Çamlıbel 7 meşalecidir. Sisler Bulvarı Atilla İlhan'ındır. Atilla İlhan Mavici'dir. Aşk Merdiveni Oktay Rıfat Horozcu'nundur. Oktay Rıfat Horozcu garipçilerdendir. Yani birinci yenicilerdendir. O zaman cevabımız A olacak. Necip Fazıl Kısakürek öz şiir anlayışıyla yazmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar da öz şiir anlayışıyla şiirler yazan bir sanatçımız. Cevabımız Adana. Metnin ana düşüncesi dikkate alındığında altı çizili söz grubu anlamlarından hangileri kastedilerek kullanılmıştır? Yahya Kemal yenileşme ve sadeleşme yolunda olan Türkçe ile bir şiir dili kurmak ister.
Onun kurmak istediği bu dil, milletimizin duygularını ifade edecek temiz, sade bir dil olmalıdır. Fransızlar nasıl klasik metinlerden hareket edip yeni Fransız şiirine ulaştılarsa, biz de divan şiirine günümüzde ihya etmenin, ondan pürüzsüz, sade mısralar elde etmenin yollarını aramalıyız. Şimdi baktığımız zaman ihya etme, eski durumuna getirme, yeniden canlandırma, mutluluğa kavuşturma, geliştirme ve güçlendirme. Hepsinin anlamıdır aslında. İhya etmek karşılığıdır bunlar. Ancak bizde parçaya göre hangisi kastediliyor diyor. Bir eski durumuna getirme, divan şiirini eski durumuna getirirse ağır bir dil olacak ama ne diyor? Temiz, sade bir dil olmalıdır diyor. Gitti. Yeniden canlandırma, evet. Fransızlar nasıl klasik metinlerden hareket edip yeni Fransız şiirlerine ulaştılarsa biz de divan şiirini günümüzde ihya etme, ondan pürüzsüz sade mısralar elde etmenin yollarını aramalıyız diyor. Evet, yeniden canlandırma olur. Mutluluğa kavuşturma, burada mutlulukla ilgili bir ifade yok. Geliştirme ve güçlendirme, evet, divan şiirini günümüzde pürüzsüz sade mısralar elde etmenin yollarını diyor. Yani onu geliştirme ve güçlendirme vardır. Yani cevabımız 2 ve 4. Diyarbakır. 7. sorumuz. Atilla İlhan şiirlerinde genellikle yazım kurallarını uygulamamıştır. Aşağıdaki şiire ait bir şiir, şaire ait bir şiir verilmiştir. Şairin bu şiirde büyük harflerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki yazım kurallarının hangisine aykırı bir kullanım yoktur? Bir yudum zehir gibi Selim Kaptan'ın uykusu. Beykoz'u kaybetmiş Beykoz'u. Haliç'te arıyor on kapanı köprüsü. Güya Kadıköy'deymiş. Gemi demir tarıyor. Dalgıç İzzet rüyasını dibine inmiş. 25 kulaçtan bir somun ekmek çıkarıyor. İzzet'in gözlerini balıklar yemiş. Ama nasıl büyük büyük uyuyorlar. Uyusunlar sen uyu, kimseler uyanmasın. Cibali uyanmasın, kalbim buğulanmasın. Şimdi bakalım. Kişi adları büyük harfle başlar diyor. Baktığımız zaman kişi adlarını küçük harfle başlatmış. Evet, bu yazım kurallarına aykırılık var. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Özel adlara baktığımız zaman evet, Selim Kaptan, Beykoz, Beykoz, bunlar hepsi özel ad. Ama herhangi bir türetme söz konusu değil burada. Yani onlardan yeni bir sözcük üretme söz konusu değil. Mesela diyelim ki mesela Türk kelimesi sonra Türkçe şeklinde bir türetme yok ya da Beykozlu falan gibi bir ifade yok. Yer adları büyük harfle başlar. Baktığımız zaman Beykoz var, Kadıköy var, Cibali var. Ancak büyük harfle başlamamış. Evet, bu kurala aykırılık var. Yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar dediğin zaman yapı adları burada un kapanı köprüsü var, Haliç var. Ancak bunlar büyük harfle başlatmamış. Dize büyük harfle başlar. Baktığımız zaman hiçbir dizeyi büyük harfle başlatmamıştır. Evet, bu aykırılık da söz konusu. Ancak B'nin örneği maalesef şiirimizde yok. Cevabımız Bursa. 8. sorumuz. Şiirin topluma bilgi aktarmak gibi bir sorumluluğu yoktur. Böyle bir beklenti şiirin ruhuna aykırıdır. Hangimiz şiirden bir şeyler öğrenme amacı taşırız ki zaten? Ayrıca şiirde biçimsel bir disiplin olmalıdır. Şiirin eli ayağı düzgün olmalı. Yani alt alta rastgele dizili veren hiçbir ahengi olmayan dizelere ben şiir diyemem. Böyle düşünen biri aşağıdaki şairlerden hangisini okumayı tercih eder? Şimdi baktığımız zaman Rıfat Ilgaz'a baktığımız zaman toplumcu bir şairdir. Evet, toplumla ilgili bilgiler verir. Toplumu eğitmeye çalışır. Buradan gider. Mehmet Akif Ersoy'a baktığımız zaman İslamcı düşünceye mensup bir şairdir. Yine Mehmet Akif Ersoy gider. Haydar Ergülen'e baktığımız zaman Haydar Ergülen biraz daha serbest şiire yatkın, imgeci bir sanatçıdır. Bu da gider. Orhan Veli'ye baktığımız zaman şiirde ne ahengi ne biçimsel bir disiplini olan bir sanatçıdır. Garip anlayışıyla hareket eder. Bu da gider. Necip Fazıl Kısaküre'ye baktığımız zaman öz şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairimizdir. Yani biçimselliğe dikkat eden, ahenge dikkat eden, şiirin herhangi bir ideolojinin aracı olmamasını gerektiğini savunan imgeci bir şiirin öz şiir anlayışının temsilcisidir. Cevabımız Necip Fazıl Kısakürek olacak.
Diyarbakır. Yani şiir şiir gibi olmalıdır, der Necip Fazıl. Cevabımız Diyarbakır. Dokuzuncu sorumuz. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karanlığın insanı delirten bir ihtişamı vardır. Yıldızlar, aydınlık fikirler gibi. Tavanda salkım sal. Bu gece dağ başları kadar yalnızım. Çiçekler damlıyor gecenin parmaklarından. Dudaklarımda eski bir mektep türküsü. Karanlıkta sana doğru uzanmış ellerim. Gözlerim gözlerini arıyor durmadan. Neredesin? Bakalım. A zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Buraya baktığımız zaman karanlık bir de aydınlık var. Evet, zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Deyim aktarması vardır. Baktığımız zaman çiçekler damlıyor gecenin parmaklarında. Çiçeklerin damlaması aslında çiçeği suya benzetmiş damlaması açısından. Burada bir deyim aktarması vardır. Doğadan doğaya aktarım. Benzetmelere başvurulmuştur dediğin zaman yıldızlar aydınlık fikirler gibi diyor. Burada bir benzetme söz konusudur. Bu gece dağ başları kadar yalnızım dediği zaman bir karşılaştırma, bir benzetme söz konusudur. Bu da var. Kişileştirme sanatından faydalanmıştır. Gecenin parmakları diyor. Parmak insana ait bir özelliktir. İnsana ait bir özelliğin doğaya aktarılması kişileştirmedir. Bu da var. Deyimler kullanılmıştır dediği zaman burada herhangi bir deyim söz konusu değildir. Deyim aktarması ayrı bir şey, deyimin kullanılması ayrı bir şeydir. Deyim aktarmasında herhangi bir deyimin olması gerekmiyor. Cevabımız ediyor. Numaralanmış dizelerden hangilerinin sonunda ünlem işareti kullanılmaktır? 1. Ah sen ey ölüm kadar sonsuz olan. Şimdi burada neden kullanılmaz? Çünkü virgül var. Virgül varsa demek ki cümlenin sonuna kullanılması gerekiyor. Normalde burada ah kısmında kullanılabilirdi. Ya da ey kısmında kullanılabilirdi. Ancak virgül kullanıldığı için burada kullanılmaz. Cümlenin sonuna bakmamız lazım. Ah sen ey ölüm kadar sonsuz olan ve dar bir tabut gibi rahat uyku. Şimdi buraya baktığımız zaman cümle bitti. O zaman buraya ünlemi koyabiliriz. Islak geceyi örtün kalbim. Yine burada bir emir var. Uyu diyor. Burada virgül kullanmış ama sonu cümlenin sonunda ünlemi kullanabiliriz. Artık uykuyla tek başına kalan burada herhangi bir yere ünlem gelemez. Cevabımız 2 ve 3. Yani C. Birinci yeni şairler yani garipçiler şiirde biçimsel kısıtlamaları tamamen reddeder. Yani ölçü, uyak, birime karşı gelirler. Ayrıca söz sanatlarına yer vermez. Şimdi aşağıdaki dizelerin hangileri bu özellikleri yansıtmamaktadır? Şimdi burada şunu arayacağız. Ölçü olmayacak, redif kafiye olmayacak. Birimler arasında yani bu dize dediğimiz kısımlar arası bir düzen olmayacak. Onlara bakacağız. Söz sanatları da olmayacak. Yani sıradan bir şiir olması gerekiyor. A. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Burada söz sanatları uyak. Burada rediflerimiz var. Burada ise ükler de tam kafiye olarak karşımıza çıkıyor. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede dediğimiz zaman yine burada D kısımları kafiye olmuştur. Yani bu birinci yenicilerin yani garipçilerin şiiri olamaz. B'ye bakalım. Nedir bu benim çilem? Hesap bilmem. Muhasebede memurum. En sevdiğim yemek imam bayıldı dokunur. Baktığınız zaman sıradan bir şey yani herkesin günlük hayatında kullandığı kelimelerle şiirler yazıyorlar. Yani sıradan. Bu garipçilerin şiiridir. Sokakta giderken kendi kendime gülümsediğimin farkına vardığım anlarda insanların beni deli zannettiğini düşünüp gülümsüyorum. Yine sıradan bir olay. De geceleri arpa boyu büyüdüm. Adam oldum, elim ekmek tuttu. Bütün sevdiklerim öldü, günler su gibi geçti. Buraya baktığımız zaman yine sıradan bir şiir karşımıza çıkıyor. Evet benzetmeler falan olabilir ama söz sanatları çok yoğun değildir. Bekliyorum öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın.
Buraya baktığımız zaman burada da yine bir yani sıradan bir şiir anlayışı ama A'da öz şiir anlayışına yakın bir şiir anlayışı hem uyaklara dikkat etmiştir hem dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır hem de hece ölçüsüyle yazılmıştır. Cevabımız Adana. 12. Sözü edden şair ve bağlı olduğu şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Biçim olarak serbest şiir anlayışına bağlı kalmıştır ve serbest nazmın en önemli temsilcisidir. Hemen aklımıza birisinin gelmesi gerekiyor. İçerikte ise ideolojik ve siyasal konulara yer vermiştir. Divan ve halk şiirinin bazı ögelerini şiirlerinde kullanmıştır. Fütürizm akımından ve Mayakovski'den etkilenmiştir. İlk şiir kitabı Güneşi İçenlerin Türküsü adıyla yayınlanmıştır. Memleketimden insan manzaraları, Kurtuluş Savaşı'nın anlattığı Kuvayi Milliye Destanı önemli eserlerdir. Şimdi serbest nazmın en önemli temsilcisi ideolojik ve siyasal konulara yer veren Fütürizm, Mayakovski, Güneşi İçenlerin Türküsü, Memleketinden insan Manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı yani oldukça fazla bilgi verilmiştir. Nazım Hikmet'tir bu. Nazım Hikmet de toplumcu gerçekçi bir sanatçımızdır. Cevabımız Bursa. Yani serbest nazım ve toplumcu şiir. 13. sorumuzda devam ediyoruz. Bu dizeler için yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi gemiler geçer uzaklardan. Gönlüm güvertede sere serpedir. Işıklı geceler saz sesleri peynir ekmek. Ne biletim ne param ne dostum var. Pırpır eder yüreğim bakındıkça. Bir diyor belli bir ölçüyle yazılmıştır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 var. Bozuldu. Belli bir ölçü yoktur. Yanlış. Şimdi ünlüleri saymamız yeterlidir. Tek tek böyle şimdi yani hecelememize gerek yok. Bir yanlıştır. Çağrışımlara başvurulmuştur. Şimdi baktığımız zaman kendisi gemide değil. Nereden anlıyoruz? Ne biletim, ne param, ne dostum var. Pırpır eder yüreğim bakındıkça. Orada değil ancak onların oradaymış gibi bir durum söz konusudur. Yani çağrışım yapmıştır. Gördüğü şeylerden eski yaşadıkları çağrışım yapmıştır. Hemen sileyim. Çağrışım yapmıştır. Burada ne biletim, ne param, ne dostum var. Pırpır eder yüreğim. Burada aslında gemide olmuş gibi davranmış. Yani orada olmamasına rağmen, kendisine olmamasına rağmen oradaymış gibi davranmış. Yani bir çağrışım yapmıştır. İki var. İstihare sanatı vardır diyor. Pırpır eder yüreğim bakındıkça. Yüreği pırpır eden nedir? Kuştur. Ne yapmıştır? Bir istihare sanatından yararlanmıştır. İstihare vardır. Toplumsal bir durumdan bahsedilmiştir. Baktığımız zaman toplumsal bir konu değil. Kendisinin gemiye baktığı zaman içinde uyandırdığı duygulardan bahsetmiştir. Yani toplumsal bir konu yoktur. Hangisine ulaşılamaz demişti? 1 ve 4'e ulaşılamaz. Cevabımız diğer. Bu şiirden yola çıkarılarak Haydar Ergüler'in şiir anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sina ile Tuz Dağı'nda zeytin hakkında konuşuyordu. Bir tek olsun zeytin yetiştirseydik bunca söz yerine. Suyun hakkı için ve kara gözlerin hatırına dilde çoğalan zeytin tuza değil, ekmeğe değil, söze kardeş duruyordu. Rüzgar bu akşam tuzdan bir sofra kuruyordu. Söz ile zeytin arasında. Yoklukta buluşmanın güzelliği gibi duruyordu kardeşlik. Hiç kutsalınız yoksa kardeşlerinize bakın, kardeşlerim. Kardeşlik yokluk kadar kutsaldır. Onların bakışında zeytin, tuz, onlar ağlayınca göl, gönül onlarda durduğu için dağ ve uzun, çarşılı bir gülüşü var. Onlarla uzun bahçeli bir geçmişin. Diyebilir miyiz yokluğun çölü zeytinden ve bizden geçilmiyordu varlığımız kardeşler? Yokluğunu yetiştirebilir miyiz geçip zeytinden? Bakalım. Şiirlerde imge ve çağrışımlara yer vermiştir. Haydar Ergülen'in şiirlerinde zaten imge söz konusudur. Sina ile Tuz Dağı'nda zeytin hakkında konuşmaları aslında imgedir. Aynı zamanda
Sina Dağı hakkında bir çağrışım söz konusudur. Burada kardeşlikten bahsediyor, kardeşliğin gitmesinden falan bahsediyor. Yani imge ve çağrışımlara yer vermiştir. Geleneksel olan ile çağdaş şiiri birleştirmiştir. Şimdi geleneksel, yani kardeşlik üzerine konuşulmuş normal bir konu. Ancak çağdaş şiirle birleştirmiştir. Serbest bir ölçü kullanmıştır. Yani serbest ölçüdür. Aynı zamanda redif, kafiye gibi unsurlara da yer vermemiştir. Çağdaş şiiri birleştirmiştir. İmla kurallarının ve klasik dizi anlayışına dışına çıkmıştır. Baktığın zaman imla kuralları, yani normalde dizeler büyük harfle başlar. Sadece başta ve sonunda büyük harfle başlamış. Ve okuduğumuzda da aslında ne kadar zorlandığımızı gördük. Klasik dizi anlayışının dışına çıkmıştır. Yabancılaşma, hüzün, kardeşlik, sevgi gibi temaları işlemiştir. Şiirde bu temalar hakimdi. Redif, kafiye, ölçü gibi ahenk ve ritim unsurlarına bağlı kalmıştır. İfadesi sizin gördüğünüz gibi ne bir redif anlayışı, kafiye anlayışı ne de ölçü anlayışı var. Serbest ölçüyle yazmıştır. Redif ve kafiyeye de yer vermemişti. Ahenk ve ritim unsurları da bir sözcük tekrarlarının çok sık olmasını da görmedik. Cevabımız Edirne. 15. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözlü edilen anlayışla yazılmış bir şiirdir? Saf şiir, şiirde dili her şeyin üstünde tutmuş ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenmiştir. Bu anlayışla yazılan şiirlerde ahenk, güzel ve etkili söyleyiş önemlidir. Bu şiir geleneğinde amaç dilde saflaşmayı sağlayarak rahat söyleyişi bulabilmektir. Saf şiirde siyaset ve toplumcu görüşler şiirin dışına bırakılmıştır. Masal, rüya, mit, zaman gibi düşsel temaların yanı sıra aşk, ölüm, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel temalar da bu şiirlerde sıklıkla işlenmiştir. Saf şiir anlayışının oluşmasında Fransız edebiyatında ortaya çıkan sembolizm akımının etkisi vardır. O zaman şunlara dikkat ediyoruz. Biçimciliğe dikkat edeceğiz. Dilde sadeliğe dikkat edeceğiz. Rahat söyleyişe dikkat edeceğiz. Sembollerin olmasına dikkat edeceğiz. Yine bireysellik, ölüm, ayrılık gibi konulara dikkat edeceğiz. Bakalım. A. Bana sormayın böyle nereye. Koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum. Evleri balkonsuz yapan mimarlar. Şimdi baktığımız zaman bir düzen söz konusu değil. Yani herhangi bir ölçüyle yazılmamıştır. Ve sıradan bir konu gibi ama eleştiriyor. Burada bir eleştiri söz konusudur. Bu garip şiirine ait bir şiirdir. Garip anlayışına ait bir şiirdir. B. Üzümler yıldız gibi su güldü bize. Toprak güldü. Bu yıl gökler yavuzdu. Güzel gürledi. Tarlalar beni bekler. Varalım bağ evine. Buraya baktığımız zaman yine sıradan bir konu. Yağmurun yağması, tarlanın su alması. Yine garipçilere ait bir şiir. C'ye bakalım. Aynı zamanda burada bir şey de yoktu. Ahenk unsurları da ön planda değildi. Yine bir biçimsel olarak da herhangi bir düzen söz konusu değil. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Şimdi buraya baktığımız zaman ahenk öğelerine başvurmuştur. Yine dörtlük nahazın birimi söz konusudur. Ölçüye baktığımız zaman 11'li hece ölçüsü olması lazım. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 11'li hece ölçüsüyle yazmıştır. Aşk konusu işlenmiştir. Ahenk unsurları vardır. Aşkıyla bahar getirmesi imge vardır. Bunlara baktığımız zaman bu tam saf şiire ait bir şiirdir. Cevabımız Ceyhan. Devam edelim diğer sorular, diğer şıklara bakalım. D şıkkında bir serseriyim bazen efendi hüviyetli, bilirsin kalbimdeki hakikate köle olmak iste. Buraya baktığımız zaman yine bir düzen söz konusudur, serbest söz konusu değildir, bir serbest şiir anlayışı vardır. Yine basit bir konu gibi geliyor, garip şiirine ait bir garip anlayışına ait bir şiir. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve
İpek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Buraya baktığımız zaman toplumcu bir şiir, memleketçi toplumcu bir şiir söz konusudur. Bu da serbest nazım ve toplumcu şiirin anlayışıyla yazılmış bir şiirdir. Cevabımız Ceyhan oldu. 16. soru. Muhakkak ki şiirin öznesi olan kurmaca ben, şairin gerçek beninden tümüyle bağımsız değildir. Mesela Ceyhun Atuf Kansu'nun Kızamık Ağdı adlı şiirinde konuşan kişileştirilen gamlı donuk kış güneşidir. Ancak şairin bu şiirini besleyen asıl kaynağın çocuk doktoru olarak çalıştığı dönemdeki yaşantıları olduğu söylenebilir. Şairle şiir arasındaki bu ilişkiyi bu şekilde değerlendiren bir eleştirmen aşağıdaki metinlerden hangisini örnek olarak vermesi beklenir? Yani kurmaca ben ile gerçek ben arasındaki bağlantıyı bulmamız lazım. Yani o olayı yaşadığını hissetmemiz lazım. Aslında biraz ağır bir soru. Bakalım. A. Bütün trenleri kaçırdın. Acıklı bir roman gibisin şimdi. İşte milyon insanda milyon yürek. Senin için çarpar mı biri? Karanlık kış günü akşamüstü. Dost diye sokaklarda kendini ara. Sevdalı kimsesiz sarhoşlar gibi sarıl gizlice ağaçta. Buraya baktığımız zaman kurmaca kişi arasında pek bir bağ görünmüyor. Burada kurmaca olan kişi aslında şairin sesini teslim ettiği kişi birileri için bunları yapması gerektiğini söylüyor. Yani bir bağlantı söz konusu değildir. Ve saçlar çizelim bulutlar, türküler masallar gibi. Hepsinin üstüne sonra kocaman bir insan yüreği. Öyle bir yürek ki sevgiyle, arkadaşlıkla, mutlulukla dolsun. İster ondan sonra bütün şairler ölsün diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman yine yaşanılan bir durum söz konusu değildir. Sadece hayalleri vardır. Burada da bir kurmaca benle gerçek ben arasında bir bağlantı yoktur. Diğer şıklarımıza bakalım. C şıkkı, kederlendiğim günler olmuş. Naçar dolaşmışım sokaklarında. Sevinçli günlerim olmuş. Başım havalarda gezmişim. Bağrımı açıp ılgıt ılgıt esen serin rüzgarlarına ilk defa kıyılarından denizi seyretmişim. Issız çorak ovalarında. Şimdi buraya baktığımız zaman kişi sanki bu olayı yaşamıştır. Kederlendiğim günler olmuş, naçar dolaşmışım. Sokaklarında sevinçli günlerim olmuş, başım havalarda gezmişim diyor. Yani bunları yaşadığını biz hissedebiliyoruz. Gerçek kişiyle kurmaca kişi arasında bir bağlantı söz konusudur burada. D'ye bakalım. Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun kanatlarımız dokunarak uçalım. Buraya baktığımız zaman yine olaylar yaşanmamış. Yani başından geçmemiş. Sadece hayal ettiği şeyler söz konusu. E. Sevda mı? Umut mu? Arkadaş mı? Anılar mı? Nerede? Ölüm mü? Doğduğun günden beri ardından gezer caddeler. Buraya baktığımız zaman yine yaşadığını hissetmiyoruz. Ancak C'de bunu hissedebiliyoruz. Cevabımız C. 17. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi bu dörtlüklerde ortak olarak kullanmıştır? Tezat var yani zıtlık, tenasüp, uygunluk, istifham, soru sorma, teşhis, kişileştirme, istiare de eğretilemedir. Yani benzeyen ve benzetilenlerden herhangi bir tanesinin olmamasıdır. Bakalım hemen. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi, benim sadık yârim kara toprak. Şimdi kara toprağın sadık yâri olması bir kapalı istiare de vardır. Aynı zamanda kişileştirme sanatı da vardır. Kara toprağın sadık olması hem kişileştirme hem de istiare var. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım? Dediği zaman burada bir kişileştirme ya da istiare yok. Şimdi buraya bakmamız lazım. Koyun, kuzu, süt. Birbirine benzeyen şeyler. Yine yemek, ekmek, et. Buraya geçiyorum. Sen altınsın, ben tunç muyum diyor. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Yine madenler var. Burada yemekler var. Hayvanlarla ilgili. Yani ikisinde de burada madenlerle ilgili bir tenasüplük söz konusudur.
Burada da hayvanla ya da yemek olarak alabiliriz bunları. Tenasüp sanatı vardır. 2 dörtlükte de cevabımız Bursa. 18. sorudayız. Bu şiirde altı çizili sözcükte aşağıdaki anlam olaylardan hangisi vardır? Dert çok hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Diyor. Buraya baktığımızdan yüreklerin altı çizdi. Aslında yüreklerden kastettiği nedir? İnsandır. Yani parça bütün ilişkisi söz konusudur. Yani mecazi mürsel, yani ad aktarması cevabımız Adana. Deyim aktarması kişileştirmenin olabileceği yerlerde olur. Benzetme zaten biliyorsunuzdur. Kişileştirme insandan doğaya aktarım ya da evet. Dolaylama da mesela fillerin sultanları derken voleybolcuları kastediyor. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen şiir anlayışına bağlı bir şair değildir? 19. sorumuz. Biçime ve imgeye önem verdiler. Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takındılar. Yani kapalı bir anlatım. Günlük konuşma dilini dışlayarak geleneksel cümle yapısını bozdular. Folklor şiire düşman sloganını geliştirdiler. Sürrealizm ve dadaizm akımlarından etkilendi. Şimdi bu anlayışa baktığımız zaman imgeci bir anlayış var. Günlük konuşma dilinin dışına çıkmışlar. Biçime ve imgeye önem veriyorlar. Kapalı bir anlatıma önem veriyorlar. Aynı zamanda sürrealisttirler. Yine toplumsal konuların şiire girmemesi ya da geleneksel konuların şiire girmemesinden bahsediyorlar. Bunlar ikinci yenicilerdir. Şimdi ikinci yenicilerden olmayanlara bakalım. İlhan Berk var, Turgut Uyar var, Edip Cansever var, Ülkü Tamer var. Ancak Melih Cevdet Anday yok. Melih Cevdet Anday garipçilerdendir, yani birinci yenicilerdendir. Cevabımız Adana. 20. ve son sorudayız. Bu şiirin biçim ve içeriği inceliğinde aşağıdaki şiir anlayışlardan hangisine ait olduğu söylenebilir? Eli değnek tutar tutmaz çoban oldu. Sardılar sırtına bazlamayı. 16 yıl güne verdi karnını. 16 yıl koyun güttü kavalsız. İnsanlardan ağayı tanır. Adını bilmez sorarsan. Hayvanlardan karabaşı. Günü yetti, bıyığı bitti. Okundu künyesi, gitti davulsuz zurnası. Şimdi buraya baktığımız zaman bir çobanın aslında yani bir çocuğun aslında eli değnek tutar tutmaz onu çoban yapması, yine sadece ayı tanıması ve 16 yıl koyun gütmesi, ayı tanıyor ancak ağanın adını bilmez. Yani tamamen teslim olmuş bir ağa ırgat anlayışı söz konusudur. O zaman toplumsal bir konu diyebiliriz ve genç yaşında ölüyor ancak davulsuz zurnasız gidiyor bahsedilen kişi. Toplumsal bir konu işlenmiştir. Öz şiir anlayışı olsaydı dörtlük olurdu. Yine söz sanatlarına başvururdu. Şiir şiir gibi olurdu. Birinci yeni toplumsal konulara çokça yer vermez. Yani sıradan konular üstüne gider. Burada bir eleştiri de söz konusudur. İkinci yeniye baktığımız zaman imgeler olması gerekiyordu. 80 sonrası olsaydı bireyin yalnızlığı ön planda olurdu. Burada toplumcu, gerçekçi bir anlayış söz konusudur. Cevabımız Edirne. Sorularımız burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.